Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı: Dünya geçici, ahiretse sonsuzdur. Dünya hayatı geçici, ahiret hayatı sonsuzdur. Ölümden önce olan her şeye dünya denir. Bunlardan ölümden sonra faydası olanlar dünyadan sayılmaz, ahiretten sayılırlar. Çünkü dünya ahiret için tarladır. Ahirete yaramayan dünyalıklar zararlıdır. Haramlar, günahlar ve mübahların fazlası böyledir. Dünyada olanlar İslamiyete uygun kullanılırsa ahirete faydalı olurlar. Hem dünya lezzetine hem de ahiret nimetlerine kavuşulur. Hadis-i şerifte arzusu ahiret olup ahiret için çalışana Allahü Teala dünyayı hizmetçi yapar buyuruldu. Kötü olan dünya, Allahü Teala'nın razı olmadığı, ahireti yıkıcı yerlerde kullanılan şeyler demektir. Kendini ve Rabbini unutup lezzetlerine, şehvetlerine düşkün olanlar, yolda hayvanının süsüyle, palanıyla, otuyla uğraşıp arkadaşlarından geri kalan yolcuya benzer. Çölde yalnız kalıp helak olur. İnsan da ne için yaratılmış olduğunu unutup dünya zinetlerine aldanır, ahiret hazırlığı yapmazsa ebedi felakete sürüklenir. Dünya sevgisi ahirete hazırlanmaya mani olur. Çünkü kalp onu düşünmekle Allah'ı unutur. Beden onu elde etmeye uğraşarak ibadet yapamaz olur. Dünya ile ahiret doğu ile batı gibidir ki birine yaklaşan ötekinden uzak olur. Bir kimse ibadetini yapmaz ve geçiminde kazancında Allahü Teala'nın emirlerini ve yasaklarını gözetmezse dünyaya düşkün olmuş olur. Allahü Teala herkesin kalbini bundan soğutur, bunu kimse sevmez. Resulullah Efendimiz, insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar buyurmuştur. Dünya hayatı rüya gibidir. Ölüm uyandırıp rüya bitecek, hakiki hayat başlayacaktır. Müslümanın ölümü ise hayattır, hem de sonsuz hayat. Ahiret hayatı ebedi hayattır. Cennet nimetleri ise dünyadayken iman edip itaat etmenin karşılığıdır. Dünyayı, yani isyanı, inkarı, haramları, günahları terk edene, bunları bırakana cennetin ebedi sonsuz nimetleri verilecektir. Dünyayı, dünya malını sahiplenmeyen, onun bir karanlık olduğuna, emanet olduğuna iman eden için Allahü Teala kalıcı, sonsuz olan nimetler verecektir. Cehennem de dünyadayken inkar, isyan etmenin karşılığıdır. Dünyayı, isyanı, haramları isteyip ahireti unutana verilir ve oradan ebediyen ayrılamaz. Bu bir tercih meselesidir. Ahireti tercih edene Allahü Teala cenneti, dünyayı tercih edene de cehennemi verecektir. Hadis-i şerifte dünya sizin için yaratıldı, siz de ahiret için yaratıldınız. Ahirette ise cennetten ve cehennem ateşinden başka yer yoktur buyuruldu.